Merhaba, Bir Kadına hoş geldiniz. Bugün kadın kelimesinin geçtiği her yerde adını gördüğümüz bir isim. Kadın hukuku alanında Türkiye'deki ilk çalışmaları yapan isimlerden biri avukat Nazan Moroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyeceğim ama herhalde şu sıralar... Şu sıralar gerçekten ülkede bir yandan... Tabii bu doğal afetler, yangınlar. Bir taraftan da kadın hukuku alanında ne kadar güzel ilerlemeler kaydetmişken tam da artık zihniyetin değişmesi için ülkede ataerkil zihniyeti, eşitlikçi anlayışa nasıl evrilebilir bu arayışta için, iken İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi tek imzayla gerçekten hepimizi çok üzdü, öfkelendirdi. Ama yine mücadeleye devam diyoruz tabii her şeye rağmen. Sizi konuşmak istiyoruz ama aslında biraz giriş yaptınız. Bir taraftan yangınlar devam ediyor maalesef. Güne bir kadın cinayeti haberiyle başladık. 5 gündür evet. Kayıp olan Azra Gülendam Haytoğlu, Mustafa Murat Ayhan isimli erkek tarafından öldürüldüğü haberini aldık sabah saatlerinde. Hayatının büyük çoğunluğunu kadına yönelik şiddetle mücadeleye ayırmış biri olarak sözü size bırakayım. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, gerçekten bu olaylara daha sık rastlar hale geldik. Vardı zaten. Ancak adeta daha kendilerini güvende hisseden bir zihniyet kadınlara istediği her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri çok üzücü boyutlarda. Türkiye bu kadar mücadele eden ve demokrasiyi yerleştirmek için aslında bu mücadeleyi eden insanların bütün emeğine yazık ediyor. Dolayısıyla çok üzgünüm. Bu haberi de duyduğum zaman gerçekten çok üzüldüm. Yine bir genç can, bir genç kadın... Taciz, tecavüz ve kadın cinayetine kurban gitti. Ama artık bütün çağrımız yargı sürecinde cezaların caydırıcılığının mutlaka hayata geçirilmesi ve en azından bundan sonraki olayları önleyebilir duruma gelinebilmesi. Siz tam da aslında hayatının kadın erkek eşitliğine, bu alandaki hukuki çalışmalara ayırmış biri olarak neredeyse ömrünü diyebiliriz akademik hayatına başladığından beri. Biraz sizin hayatınızı da konuşmak istiyoruz. Nasıl bu alana yönelmeye karar verdiniz? Sizi buna iten şey neydi? Sizin biraz bu süreçteki serüveninizi konuşmak istiyoruz aslında. İstanbul'da doğmuş büyümüş birisiniz. Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiniz. Neden hukuk diyerek başlamak istiyorum? Bu bölümü, bu tercih size mi aitti? Ne zaman, nasıl karar verdiniz? Evet, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi İstanbul'da doğdum. Bir deniz subayı babam ve İstanbul Kız Lisesi mezunu ve Atatürk devrimlerinin Yılmaz savunucusu annem tarafından Cumhuriyet değerlerinin ne olduğunu o bilinçle yetiştirildim. Alman Lisesi'nde okudum. Tabii dil öğrenme imkanım oldu böylece. Ancak liseyi bitirdiğim yıl üniversite sınavları bizim dönemlerde de vardı, o tarihlerde de. Ve 6 seçenek vardı. Birinciye hukuk yazmıştım. Çünkü lise çağlarında da hukuk, hak, bu konularda gerçekten sosyal çalışmalar yapma eğilimindeydim. Bu nedenle hukuk yazdım. Birinci tercihimdi. Çok severek, isteyerek okudum ve severek, isteyerek uyguluyordum. Tabii hukuksuzluklarla karşılaşınca biraz önce de dile getirdiğim gibi gerçekten öfke duymamak elde değil. Ama hukuku isteyerek, severek okudum. Hukuk devleti olma yolunda da bu mücadeleyi elimizden geldiği kadar bütün gruplarla, kurumlarla sürdürmeye gayret ediyorum.
Şimdi Nazan Hanım dediniz ya bütün gruplarla sürdürmeye gayret ediyorum. Gerçekten o kadar çok sivil toplum kuruluşunda, dernekte, komisyonlarda yer almışsınız ki saymakla bitmez. Az sonra bunların hepsini sayamasam da bazılarını izleyicilerimizle paylaşacağım. Gerçekten her yerdesiniz diyebiliriz sizin için. Bu şeyi gösteriyor, epey uzun yıllar boyu çalışma yaptığımı gösteriyor. Dolayısıyla o yılların getirdiği birikimler bunlar. Türkiye'de yaş almak da bazen güzel oluyor. Çünkü nereden nereye geldiğimizi görebiliyoruz. Ve tabii o tarihlerde hangi kurumlarda içindeysek, başındaysak o mücadeleyi sürdürme imkanına da sahip olduğumdu. Türkiye'nin ilk kadın hukuku uzmanısınız. Yeditepe Üniversitesi'ne uzun yıllarınızı verdiniz. Kadının insan hakları hukuku dersini verdiniz. Şimdi MEF Üniversitesi'nde devam ediyorsunuz bu dersi vermeye. Sizi bu alana yönelten, kadının insan hakları hukukunu çalışmaya iten şey neydi? Bu çok güzel bir soru. Çünkü bunun çok net cevabı var benim hayatımda. Ailemde daha sonra evlendiğim zaman evliliğimin ilk yıllarında da böyle bir hani ayrımcılık kelimesi var ya şimdi onun ya farkında değildik ya da yaşamadım gerçekten. Hemen mezuniyetimin ikinci veya üçüncü yılıydı. O tarihteki çok sevdiğim değerli hocam Profesör Çelikel, Aysel Çelikel Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'ne üye olmamı istedi. O da kendisi o tarihte başkandı. Üye oldum. Sonra yönetime girdim bir dönem sonra. Birkaç dönem sonra da başkan oldum. İşte o süreçte tam da SEDAV dediğimiz kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılma sözleşmesi Birleşmiş Milletler'de kabul edilmişti ama henüz Türkiye'de onaylanmamıştı. 1985'te onaylandı bildiğiniz gibi. İşte benim de üyeliğim ve hukukçu kadınlar içinde bulunma tarihlerim tam da buna rastlıyordu. Hukukçu Kadınlar Derneği'nde çok sayıda İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan hocalarımız da vardı. Onların yurt dışı bağlantıları, Birleşmiş Milletler'deki çalışmalara katkıları ve tabii onları da bize yansıtmaları çok değerliydi. İşte o tarihlerde bir kadınlara karşı ayrımcılık kavramı var. Bu nedir? Bunun içeriği nasıl bertaraf edilebilir? Bu ayrımcılık nasıl kaldırılabilir? O tarihlerde de Türkiye onayladı ve adım adım Türkiye'de birçok şey değişmeye başladı. Örneğin İstanbul Üniversitesi'nde ilktir zaten kadın araştırmaları merkezi ve ana bilim dalının kurulması. Ben de tam yönetim kurulu üyesi olduğum tarihte bunu bilimsel olarak da incelemek istedim. Ama iyi ki de bugün de onu doğru buluyorum o kararımı. İyi ki incelemek istedim ve hakikaten 2 yıl boyunca o yüksek lisansı yaparken felsefede kadın, ekonomide kadın, siyasette kadın, kadın hareketinin nereden nereye geldiği ve kadın hukuku da aynı zamanda dersti. İşte o süreçte gördüm ki 1900'lerin başında yapılan yasalarda, tabii o tarihlerdeki bakış açısıyla düzenlenen yasalarda kadınlara karşı köklü bir ayrımcılık var kanunlarda. Türkiye'de de bunlar çok geç değişti bildiğiniz gibi. 2000'li yıllarda değişti. Örneğin aile hukukunda aile içindeki eşitlik çok değerli. Çünkü aile içinde bir demokratik yapı olursa topluma da yansıyacak. Ama koca ailenin reisidir diye başlayan hüküm ve kadına sadece aile içindeki görevlerin tanınması kanun çerçevesinde bu adeta kadınlara karşı ayrımcılığı ataerkil zihniyeti kökleştiren bir durumdu. İşte bunları fark ettim. Nereden, nereye gelmiş kadın erkek eşitliği, nereye taşınmalı ki bir demokratik yapı, demokratik yapı olabilsin. O demokrasiyi gerçekleştirebilelim. O tarihlerde de açılmış olan Profesör Necla Arat hocamız vardır. O hem merkezin müdürüydü hem de ana bilim dalının başkanı. İşte o yüksek lisansı yaptığında en çarpıcı
o tarihte ayrımcılığı demek ki kadının soyadı olarak gördüm. Çünkü kadının kimliğine değer verilmezse diğer hakları da çok da dikkate alınmıyor diye düşündüğüm için kadının soyadı konusunu hem uluslararası hukuktaki düzenlemeleri inceledim ve Türkiye'deki düzenlemenin tabii tam ayrımcılık olduğu tarihlerde onlar önerilerimi getirdim. Böyle bir yüksek lisans tezi de yaptım. Daha sonra aynı ana bilim dalında kadın hukuku dersi vermeye başladım. İlk adım İstanbul Üniversitesi'nde oldu. Biraz önce söylediğiniz gibi sonra Yeditepe'de ve işte şimdi de 4-5 yıldır da MEF'te devam ediyorum. Kadının insan hakları hukuku dersine. Kadının soyadı çalışmanızın adı belirttiniz master teziniz. Evet. Biraz içeriğini, çalışma neyi kapsıyor? Kısaca anlatır mısınız? Nasıl baktınız konuya o dönem? Çünkü 1998 yılı. Evet. Evlendiğim tarihte bir şey fark ettim ki o imzaya attığım tarihte benim yani isim hakkı bizim medeni kanunumuza göre mutlak kişilik hakkıdır. Devredilemez, vazgeçilemez, değiştirilemez. Ama orada fark ettim ki erkekler için bu söz konusu, kadınlar için değil. İşte kadınlara karşı tam da ayrımcılık diye düşünmüştüm. Ve bu çalışmayı yaparken, akademik çalışmayı yaparken de kadının soyadını yazmak istedim. Ve bütün dünyada da araştırdığımda, örneğin Almanya'da 1900'lerin başında aynı kurallar var. Evlenince kadın kocanın soyadını alır diye. O zaman eş kavramı da yok. Karı ve koca kelimeleri var. Daha sonra eşitliğe doğru işte insan hakları bir evrensel değer olarak ortaya çıktığı zaman yani kanun önünde eşitlik herkes için olduğu tarihlerde Almanya'da bir adım atılmış. Yani o adımları izleyince Türkiye'de de bu yapılmalı diye düşündüm ve tezime de o şekilde yazdım zaten. Bakın orada adım adım kadının ihtiyacı olduğu zaman, toplumun içinde var olmaya başladığı zaman o kişilik hakkı hep yerine getirilmiş. Önce ilk adım kendi soyadında beraber taşıyabilir denilmiş. İkinci bir adım aile adı olur evlenince. Her ikisinden birinin soyadı aile adı olarak seçilebilir denilmiş. Fakat 1996 yılına gelince Almanya'da kadınların evlendikten sonra soyadını hiç değiştirmeme ihtiyacı da görüldüğü için evlilik kararı verdiklerinde herkes kendi soyadını taşıyabilir hükmü getirilmiş medeni kanuna. Şimdi bütün bu açılımları görünce bizim kanunumuzda benim yazdığım tarihte henüz 2002'de değişiklik yapılmadığı için doğrudan kocanın soyadını alır hükmü vardı. İşte dolayısıyla madem ki bu bir kişilik hakkımız, kimliğimiz, o zaman kadının soyadı da kendi dilediği şekilde kullanabilme hakkı tanınmalıdır kadınlara diye bu tezi yazdım. Bugün her ne kadar bildiğiniz gibi medeni kanunumuzda da bir değişiklik olmasa da hala dilerse kendi soyadında beraber, önceki soyadını beraber taşıyabilir hükmü var. Yani kadınların tek başına evlendikten sonra da evlilik öncesi soyadını taşıma hakkı yok kanunen. Ama işte SEDAV dediğimiz kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi başta olmak üzere ve 2004'ten sonra da anayasamıza getirilen kadınlar, erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği yaşama getirmekle yükümlüdür hükmü gereğince Anayasa Mahkemesi'ne başvuran, yani dava açan, hak mücadelesi yapan her kadın dilerse kendi soyadını taşıyabiliyor evlendikten sonra da önceki soyadını. İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı göreviniz devam ediyor. Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği kurucu üyesisiniz. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu kurucu başkanlığı yaptınız. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği 2004-2006. Tabii şimdi başkan yardımcılığı görevini devam ettiriyorsunuz. Halen 2004 yılından beri İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği koordinatörlüğünü yürütüyorsunuz.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Araştırmaları Derneği ve Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeliği ve Başkanlığı yaptınız. Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Yürütme Kurulu Üyeliği yaptınız. Türkiye Aile Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğiniz devam ediyor. İstanbul Anayasa Platformu Sözcüsüsünüz. Nazım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu Üyesisiniz. Daha saymadığım önce bulunduğunuz görevler çok fazla. Bunun iki katı kadar görevleriniz var. Şimdi ben biraz Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği kurucu üyeliğinizi anlatmanızı rica edeceğim Nazan Hanım. Çünkü az önce de dediniz hani tezinizi, master tezinizi hazırlarken biraz Almanya'ya bakmışsınız. Hani Avrupa'da neler var anladığım kadarıyla bakmışsınız ve bu Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği fikrini biraz dinlemek isteriz sizden. Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği 2000'de kuruldu. 1999'un sonundaydı, bir genel kurul çağrısı geldi. Türk-Alman Hukukçu Kadın Hukukçular Derneği'nin de üyesi olduğum için bana da davet gelmişti. Böyle bir toplantı olacak. Taslak bir tüzük hazırlandı ve Avrupa Birliği üyeleri devletlerinin kadın hukukçularının kurduğu bir dernek olacaktı diye. Çok enteresandı. Belki bunu da anlatmakta yarar var. Taslak tüzükte gittiğimde orada okudum. Dağıtıldı hepimize. Avrupa Birliği üyesi devletlerin kadın hukukçularına tanınmış bir hak. Orada üye olmak. Ama beni de davet etmişlerdi sonuçta. Ve ben Almanya'da, Berlin'de yapıldı ilk toplantı. Orada şunu söyledim. Kadınlara karşı her ayrımcılık her yerde devam ediyor ama gördüğüm kadarıyla yani davet edilmiş bir olduğum bir toplantıda da bunu görüyorum ve yaşıyorum dedim. Çünkü Türkiye 1999 yılında bildiğiniz gibi Avrupa Birliği müzakere sürecine kabul edilmişti. İşte bütün fasıllar açılıyor, kapanıyor bildiğiniz gibi yıllardır. Bunu belirttim ve tüzükte orada bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla müzakere sürecinde olan, zaten tek katılan bendim ve o toplantıda olduğum için de kurucu üye olarak derneğin içinde oldum. Şu yararı var, hepimiz Gökçe Hanım, yani çalışıyoruz biliyorsunuz kadın hakları konusunda, uluslararası gelişmeleri de izlemek çok değerli. Çünkü oradaki gelişmeler bize de ışık tutuyor. Tabii Türkiye açısından şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Cumhuriyet'in kuruluşu aslında bir kadın erkek eşitliği felsefesine dayanıyor. Eğer fırsat kalırsa bir iki örnek vermek isterim. Büyük bir kararlılıkla hayata geçirilmeye çalışılıyor ki o dönemlerde henüz kadının adı gerçekten olmadığı bir dönem. Bütün dünyada da. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde işbirliği şeklinde, tabii sosyal medya aracılığıyla çok yakın ilişki kurmak mümkün. Hangi ülkede hangi değişiklik oluyor, bunu izleyebiliyoruz. Birbirimizi, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla oranın içinde olmak da tabii benim için yararlı oldu. Nazan Hanım, bu kadar çok şey yapmak... Bir ömre bunları sığdırmak ve hala devam etmek. Bu güç nereden geliyor? Nereden alıyorsunuz bu gücü? Ömrüm bayağı uzun bunlarla, mücadeleyle geçti. Dolayısıyla epey yıl bunlara ayırdım. Böyle kısa bir sürede değil tabii. Yaklaşık 40 yıldır hemen hemen bu konuda çalışıyorum. Biraz sanıyorum iş disiplini, yetiştiriliş diyebilirim. Eğitimin verdiği bir o disiplinli çalışma diyebilirim buna. Dolayısıyla bazen ben de tabii aynı gün içinde farklı birkaç kuruluşla toplantım oluyor. Onlar için bir rapor hazırlıyorum. Bazen ben de yani nasıl buna yetişiyorum diye, ama alışkanlık haline geliyor. Yani bir sistemi oturtursanız o sistem iyi işliyor. Ama ne yazık ki biliyorsunuz Türkiye'de bir sistem çok kötü oturdu. Bugün yaşadığımız büyük sorunlar da oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben kendi hayatımızdaki bu çalışmaları da bir sistem meselesi olarak düşünüyorum. Böyle oturtmaya çalıştım. Hakikaten de şimdi zaman ayırabiliyorum.
Ama zamanımın büyük bir kısmını, onu söylemem gerekiyor, bütün bu sosyal etkinliklere ayırıyorum. Tabii kurumlardaki kendi özel hukuki danışmanlıklarım da bunun içinde dahil. Şimdi aktif görev aldığınız baro örneğin, evet, avukatlık alanı, mesleğin içinde, baro yönetiminde görevler alan bir kadınsınız. Kadın olmak meslekte sizin için ne ifade ediyor? Ben belli yaşlara kadar diyeyim, baro yönetimi içinde olmadım. İşte 2004'te 2006 sadece bir dönem yönetim kurulunda oldum. Biraz kadın hakları alanında çalışmamın avantajını da gördüm baro yönetimine girdiğim ve girmek üzere olduğum dönemde. Dolayısıyla kadın erkek eşitliğini biz her yerde, temsilde de eşitlik olsun diye çabalıyoruz. Ama bunu büyük bir mücadele vermiş bir kişinin ağzından da duyduklarında sanıyorum insanlar saygı da gösteriyor. Örneğin baro yönetimine girerken yönetimde kadın erkek eşitliğinin olmasını çok talep ettim. Ve 10 yönetim kurulu üyesinin 5'i kadın, 5'i erkek oldu. Dolayısıyla eğer onu da oraya taşıyabildimse benim için tabii ki büyük mutluluk. Bu her tarafa da yansıması oluyor. Diğer barolara da işte baro başkanları kadın oluyor ve özellikle son dönemde genel kurulunu yapabilmiş barolarımız var. Çok sayıda da kadın baro başkanı var. Hukukta kadın çok önemli. Yani görünür olması da önemli ama kadın erkek eşitliğini özümsemiş kadınların her yerde olabilmesi çok daha değerli diye düşünüyorum. Biraz ödüllerinizi paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Yine dediğim gibi izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Bu sayacaklarımın 3 katı kadar daha ödülü var Nazan Hanım'ın. Kadınca Dergisi Kadın Hakları Savunucusu Ödülü 1998 yılında. Beşiktaş Kent Konseyi Onurlu Yaşam Ödülü 2012 yılında. Working Mother Dergisi 2012 yılına damgasını vuran 25 Anne Ödülü. Dil Derneği Onur Ödülü. Pen Yazarlar Derneği Duygu Asena Ödülü. Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Kadınlara Güç Katan Güçlü Kadın Lider Ödülü 2019 yılında. Şimdi Working Mother Dergisi 2012 yılına damgasını vuran 25 Anne Ödülü. Siz aynı zamanda annesiniz, iki çocuğunuz var. Çocuklarınızla ilişkiniz nasıl? Sizin anne babanızla zannediyorum hayatınıza şekil vermekte anne babanızla kurduğunuz ilişki önemli bir rol oynamış. Sizin çocuklarınızla nasıldır efendim Arat? Benzer ilişkiyi sürdürme imkanımız oldu. Tabii bizler çok daha, eşim de hukuk profesörüydü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ticaret hukuku profesörü. Geçtiğimiz yıl kaybettim. O ve ben çok yoğun çalışıyorduk ama buna rağmen çocuklarımızla birlikte olmaya hep özen gösterdik. Bir hukukçu oğlum var, o da doktorası, onun da ticaret hukuk alanında. Ekonomi okuyan ama daha sonra gıda sektörüne geçen kızım var. Bir yaş aralığıydı ikisi. İlişkimiz şimdi bir arkadaşlık çerçevesinde, dayanışma içinde devam ediyor. Peki kendinize özel zamanlar ayırır mısınız Nazan Hanım ya da tatil mesela sizin için nerede durur? Sabit rotalarınız, mekanlarınız, kentleriniz var mıdır? O uzun yıllar pek olamadı. Biraz eşimin hastalığı, annemin hastalığı, tabii aile sorumluluklarımız da var bütün bu işlerin yanında. Dolayısıyla son 5-6 yıl o tatil anlayışına pek yatkın olamadım, yapamadım diyeceğim. Ama çocuklar küçükken mutlaka tatil yapmaya özen gösterirdik. Onların da hayatında bir disiplin oluşabilmesi için. Bu yıl bir 10 günlük bayram tatili yapabildim. Çeşme'de orada bir evimiz var. Oraya gitme fırsatım oldu kızımla beraber. Tabii iyi geliyor. Dinlenmek de iyi geliyor. Çünkü aynı tempo yoruyor ne de olsa insanı. Bir ödül diyebileceğim bir
olayı da sizle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz bu korona dolayısıyla 8 Mart'ı yüz yüze yapamadık. Bana çok özel bir hediye geldi. Şimdi filenin sultanları diyoruz ya, yolları açık olsun. Bugün gerçekten bir tarih yazdılar. Evet, Rusya karşısında. Gruptan üçüncü olarak çıktılar, çeyrek finaldeler. Evet, o maç yani 3-2 nasıl kazandılar ben de sabah 8:20 geçe başlamıştı. Onların maç bitene kadar izledim. Filenin sultanları diyelim ya da işte A milli voleybol kadın takımı ve antrenörleri demişler ki kadın hakları alanında birisine bir hediye yapalım. Ama bu hediyede yani 8 Mart hediyesi bir forma olsun. Onu hakikaten keşke size ben görsel atarım. Ah, çok memnun oluruz. Nazan Moroğlu yazıyor. Önüne de bütün oynayanlar imzalarını atmışlar. Böyle biri de kalp yapmışlar. Yani benim için beni tanımayan, hiç yüz yüze gelmediğimiz bir grup ve çok başarılı kadınlar. Demek ki bir yerlerde okudular, izlediler. Çok değerli. Hayatımda yani iz bırakan bir armağan gerçekten o. Ben biraz sonra size onu WhatsApp'tan atarım forma ödülümü. Tamam, çok güzel, gerçekten müthiş bir jest olmuş. Buradan biz de başarılar dileyelim. Çok az kaldı, iki maç sonra umuyoruz finaldeler. Ama buraya kadar gelmiş olmaları bile gerçekten bu günlerde biraz böyle yüzümüzü güldüren bir gelişme oldu. Tekrar buradan başarılarımızı iletelim. Sevinme duygusunu unuttuk da adeta şu son zamanlarda. Gerçekten bu sabah inanılmaz bir sevinç kapladı içimi de. Yolları açık olsun. Umuyoruz. Nazan Hanım, kadın hareketinin Türkiye'de geldiği nokta nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz genel bir soruyla devam edelim. Nasıl başladı, nasıl devam ediyor diye sorayım. Şimdi kadın hareketi biraz önce de belirttim. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'yle başladım. Sonra Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde genel başkanlık yaptım. Bu her iki dernek de aynı zamanda Uluslararası Federasyon üyesi olan derneklerdir. Ve Üniversiteli Kadınlar 1949 yılında kurulmuş bir dernek. Kadınların eğitiminin desteklenmesi amacıyla. Diğeri hukuki destek vermek amacıyla. Yani hukuk bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla. Kadın Araştırmaları Derneği, üniversitedeki, İstanbul Üniversitesi'ndeki Kadın Araştırmaları Merkezi'ni desteklemek amacıyla kurulmuş bir dernek. Şu üçünü en azından örnek olarak neden saydım? Uzun yıllar sadece dernekler ayrı ayrı çalışıyordu. Çok güzel şeyler yapılıyordu gerçekten. Ancak 1993 yılında ilk defa Medeni Kanun değişikliği için bir hareket yapıldı. İmza kampanyaları açıldı. Medeni Kanun'da ailede eşitlik, toplumda eşitlik gibi sloganlarla. İşte o tarihte birçok dernek bir araya gelmeye başladı. Ve işte SEDAV'ın eşitlik yolundaki değişim sağlaması amacıyla bu kanunlar hep ele alınmıştı. Medeni Kanun'da biliyorsunuz kadın erkek eşit bir aile hukukunda yoktu. O döneme göre yazılmış bir kanundu. Dolayısıyla eşler arası eşitlik, temsilde eşitlik aile içinde ve paylaşımda eşitlik yani mal rejimleri konusu gündeme taşındı. 100.000'den fazla imza toplandı ve meclise götürüldü bu imzalar. Medeni Kanun'daki değişiklik talebiyle. İşte o tarihten itibaren artık dernekler tek tek değil, daha birleşerek çalışmaya başladı. Ve 1995'te de Türkiye'deki ilk şemsiye örgütlenme modelidir bu. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği kuruldu. Profesör Necla Arat hocamız kurmuştu. Daha sonra da ben koordinatörlüğü görev olarak üstlendim ve devam ediyorum aynı zamanda. Bu bize büyük güç kazandırdı. Yani dayanışma hakikaten çok önemliydi. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nin bir ortak faydası vardı. O da laiklik, demokrasi, kadın erkek eşitliği ve Atatürk ülke ve devrimlerinin yolunda bir strateji belirlenmesi.
Şimdi bu ortak paydayı benimseyen 26 dernekle başladık, 32 olduk dernekler. Zaman içinde azaldı, çoğalı. Bugün de devam ediyoruz. Ama 2 yıl önce, hatta 2 yıldan da biraz önce diyeyim, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, özellikle yasa çıkarılma çalışmaları sırasında 2012'de hem ceza kanunu değişikliği sırasında biraz daha birleşmeye dayanışma olmuştu. Ama kadına yönelik şiddet 2012'den sonra güçlenerek bir ortak payda haline geldi kadın hareketinin. Ve bugün geldiğimiz noktada hepimizin de içinde olduğu eşitlik için kadın platformu çok değerli. Çünkü biz kendi ortak paydalarımızın yanında, içinde, beraberinde kadına yönelik şiddeti ana ortak paydası olarak benimsedik. Yani hepimiz diyoruz zaten, laiklik olmasa kadına erkek eşitliği de olmaz, hukukun üstünlüğü de olmaz. Bunları söylüyoruz ama kadına yönelik şiddet insan hakları ihlaldir. Bunlarla mücadele etmemiz gerekir. İşte burada hepimiz dayanışma içinde güç birliğiyle çalışalım anlayışı. Gerçekten Türkiye'de kadın hareketini sanıyorum dünyada da örneği olmayan bir şekilde güçlendirdi. Bu dayanışma bize çok şey kazandırdı. Ve adeta kadın erkek eşitliğine karşı olan zihniyeti çok korkuttu. Demokrasiyi istemeyen zihniyeti çok korkuttu. İşte belki de yaşadığımız o olumsuzluklar, İstanbul Sözleşmesi süreci, feshedilme süreci bunlardan kaynaklanıyor. Ama artık öyle bir köklü dayanışma başladı ki bunun daha da güçlenerek devam etmesi çok değerli. Fakat geldiğimiz noktada Türkiye'de kadınların demokrasiye, sürdürülebilir kalkınmaya, kadın insan haklarına sahip çıkmak için hiçbir engel tanımadığını da görüyorum. Bu gerçekten uzun yıllar bu mücadeleyi vermiş bir kişi olarak beni çok mutlu ediyor. Daha güvenerek bu mücadeleyi sürdürmek için ben de elimden geleni yapıyorum. Nazan Moroğlu, çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. İyi ki varsınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepimiz birlikte iyi ki varız. Evet, güçlenerek galiba birlikte güçlenerek devam edeceğiz bu yola. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum efendim. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.